Şimdi bu İsveç'te yaşanan skandal olay diyelim, buna ilişkin dünyadan da tepki gelmesini bekliyoruz. 21. yüzyılda hala böyle insanlar arasında böyle bir husumet, nifak sokarak lider düşmanlığı yaratmak ve oradan oraya onu sıçratmaya çalışmak, ülkeleri bu şekilde sözüm ona demokrasi getiriyoruz diye bazı örgütleri böyle besledikçe besleyerek Türk halkını hedef almak hiçbir yere sığmaz. Diliyoruz dünyadan böyle demokrasi naraları atan ülkelerden ses gelsin bu konuda. Diliyoruz. Mustafa Şentop'tan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti. PKK yandaşlarının skandal terör gösterisi sonrası programını iptal etti. Tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlin'in ziyaretini iptal etti. Meclis Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK-YPG'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine İsveç Meclis Başkanı Norlin'in 17 Ocak'ta Türkiye'yi yapmayı planladığı resmi ziyaret Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi denildi. Şentop'ta sosyal medya hesabından skandal eylemi lanetledi. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumluların derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz, dedi. Evet, İsveç'te terör örgütü PKK tarafından yapılan bu çirkin saldırı. Bunu hiçbir yere oturtamıyorum, hiçbir sözle ifade edemiyorum. Dünya tarihine baktığımızda, İşte ne bileyim Libya'ya bakın, Kaddafi süreci, işte Saddam ve birçok buna benzer olay. Biraz tarihi araştırırsak aslında bunların ne kadar emperyal güçlerin destekleyerek pompaladığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırı ve kötülük olduğunu isimlerden yola çıkarak değil, bunu anlamamız çok zor değil efendim. Lütfen biraz diğer ülkelerle mukayese ederek bakın bu yapılan çirkin saldırıya. Şimdi ayrıntılarına bakacağız. Ankara'dan tepki üstüne tepki yağıyor. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi iletildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan skandal provokasyonu Ankara çok sert tepki gösterdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK, PYD, YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stockholm'de gerçekleştirilen terör propagandası ile ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. Türkiye'nin tepkisi iletildi. Büyükelçiye Ankara'nın bu menfur eylemi şiddetle kınadığı ve İsveç'in üçlü ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlal edildiğinin altı çizildi. Bu çerçevede İsveç makamlarından eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerinin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi istendi.